Ben son karşılaşmamızda size anlatmak istemiştim, bilmiyorum. Hatta Büşra'nın çalışması üzerinden bir örnek de yaptım. Olayı öyle kavramanızı istiyorum doğrusu. Halen de öyle düşünüyorum. Yani şunu demek istiyorum. Biz herhangi bir objeyi alır, bir ressam, bir sanatçı, bir objeyi, bir temayı, bir konuyu, bu herhangi bir şey olabilir yani. Bir obje olur, bir tema olur, bir konu olur. Bunu alır, isterse metamorfik olarak yapar, metamorfoz olarak yapar. İsterse soyutlamasını yapar, soyutlama yapar. Veya isterse deformasyon yapar. Veya isterse gerçekçi yapar. Yani eğer biçim bozmaktan yana bir tavır koyarsa, biçim bozmak dediğimiz zaman bunları kastediyoruz. Yok, biçimi bozmuyorsa gerçekçi yapar, hiperrealist yapar, realist yapar, naturalist yapar, idealist yapar, bir şekilde onu somutlar. Yani sanatsal söz söylemenin, bir şeyi sanatlı söylemenin yolu buradan geçer. Anlatabiliyor muyum? Olanı olduğu gibi koymak başkadır. Olanı olduğundan farklı bir biçimde koymak başkadır. Farklı bir biçimde koyduğun zaman onun çağrışımları, duyguları, algısı da farklı olur. İşte biz olanı olduğundan değişik vermek zorundayız. Neden? Çünkü duygumuza göre çekimini yapacağız. Olanı olduğu gibi veriyorsan sen bir şey katmıyorsun demektir ona. Bir şey katabilmen için senin onun üstündeki bazı görünümleri, dokuları, ifadeleri kendine göre yorumlaman gerekir. Kendine göre yorumladığın andan itibaren o biçim bozulur, sana göreleşir, senin ifadene göre bir şeye kavuşur, görünüme kavuşur ve izleyici üstünde senin doğrudan bir tesirin olur. Sanat böyle bir şey. Mesaj da budur zaten. Sanattaki mesaj da budur. Mesaj mektup gibi gönderilmez şeye, alıcıya. Mesaj biçime kodlanır aslında. Yani biçim aracılığıyla söylenir. Renk aracılığıyla söylenir. Dinamizm, ritim aracılığıyla, harmoni aracılığıyla söylenir. Onun tınısı, esintisi, devinimi aracılığıyla söylenir. Yani bir parçayı çok hızlı düzenlersen, ritmik yaparsan hareketli bir parça olur. Ama az küçük parçalardan yaparsan dingin, sönük bir parça olur. Yani bu böyledir. Sanat yapıtında mesele böyledir. Ben bunu mesela çoğu zaman şeyle örnekliyorum. Diyorum ki mesela müzik parçası da bizim için önemlidir. Yani bir oyun havasındaki ritimle bir cenaze havasındaki ritim aynı mıdır yani? Değil mi? Yani çifte telliyle burası Muştur'un havası aynı değildir. Aynı duyguyu yaratmaz bizde. Çifte telliyi dinlersen kalkar oynarsın. Ama burası Muş'tur dinlersen efşarlanırsın. Çünkü o temaya göre öyle bir ritmi vardır onun. Seni oynatmaz. Bu resim için de aynı. Bütün sanat yapıtları için öyledir. Resim için de böyledir. Konu tema, içerik. İçerik biçimi belirler. Sadece biçimi de belirlemez. Rengi belirler, boyutu belirler, efendim dokuyu belirler, aralıkları belirler, yoğunlukları belirler, kitleyi belirler. İçeriğin tadı, tuzu, anlamı neyse, biçimi her zaman, yani dışı. Şöyle söyleyelim, biçim deyince sanki şekil gibi kastediliyor. İçerik dediğimiz zaman aslında tema, anlam,
Ondan sonra meselenin iç yüzü, anlaşılır tarafı öyle diyelim, içerik. Bunun dışı nedir? Aslında buna biçim değil, buna da bir sanatın dışı demek lazım yani, dışa görünümü. Biçim deyince sığmıyor içine. Aslında bir içerik var, bir de dışarık var. Ben öyle diyorum, dışarık. Biraz tuhaf gibi gelse de ama iyi karşılıyor. İçerik, dışarık. Yani dışarısı, dışarıda olan tarafı. Iceberg'in gözüken yüzü. Iceberg'in gözüken yüzü. Sana bizim gördüğümüz şey, sanat yapıp diye gördüğümüz şey aslında iceberg'in bir buzdağının görünen kısmıdır. Onun bir büyük parçası da denizin altındadır yani. Sanat yapıldığı için de bu böyledir. Biz bir şey görürüz ama eğer ona biraz nüfuz eder, dikkat edersek ne kadar büyük bir dağarcığının olduğunu görürüz. Biçiminin, renginin, efendim dokusunun, ritminin, harmonisinin yani orada birçok şey vardır. Gaye ne? Peki gaye insana hakikati geçmek. Bir hakikati geçirmek insana, o kadar. Başka bir şey yok. Yani sanat doğruyu söyler, sanat yalan söylemez. Sanatın şikayı doğru olanı, doğru dediğimiz şey her neyse hayata dair, onu görselleştirmektir. Onu resimse görselleştirmektir. Müzikse işitselleştirmektir. Efendim sinemaysa kameraya çekmektir. Fotoğrafsa denklanşöre basmaktır. Doğru olan her neyse. Bak hakikat deyince böyle insan biraz tabii bazen şaşırabilir. Yani işte sanat, hakikat bilmem ne falan biraz yabancı gelebilir ama yabancı gelmesin yani. Biz hakikat deyince doğruluktan bahsediyoruz. Doğru ya, doğru doğru. Doğru neyse o yani, doğru. Doğru nedir mesela, doğru? Değil mi? Doğru neyse. 2 kere 2, bak mesela bilimde doğru değil mi? İspatlanmış doğrular. 4. 4 bir doğrudur yani. Ama sen bir çiçeğin karşısına geçiyorsun. Ha bu ne güzel diyorsun değil mi? Tamam, bitti. O güzel mi? Çiçeğin karşısına geçtin. Aa ne güzel. Sana doğru geldi o. Başım güzel doğruyla da alakalıdır. Doğru güzelle de alakalıdır. Bir şey hem yanlış hem güzel olamaz. Bu mantıksal çıkarsamalar bunlar bize böyle söylüyor. Unutmayın bak ben size şeyde bahsetmiştim. Sanat felsefesinde. Demişti ki Kant'ın bir sözü var. Hatırlıyor musun Asiye? Güzel nedir? Güzel Kant, bak Kant güzel için ne diyordu? Diyordu ki güzel, güzel dediğimiz şey iyinin doğruda gerçekleşmesidir. Yani bir şeyin güzel olması doğrudan gel. Tabii bir şeyin güzel olması için hem iyinin hem doğrunun orada vuku bulması lazım. Gerçekleşmesi. İyinin ve doğrunun orada gerçekleşiyor olması lazım ki o şey güzel olsun. Şimdi o yüzden biz hayatta, normal hayatta neyi güzel bulursak bulalım, eğer ölçülerimiz doğruysa o şeyin içinde doğru vardır ve iyi vardır. Bir şeyin içinde iyi ve doğru varsa o bize güzel gelir. Bir şeyin içinde iyi ve doğru yoksa bize çirkin gelir, kötü gelir, yapamayız. Bak şimdi mesela ben size bir olay vereyim, hemen vereyim şiddet. Bak dün mesela dilimin insan dili var mı ki söyleyeyim. Dün mesela bir öğretim görevlisi kadını öldürmüşler mesela. Ha? Bir serseri, bir gerizekalı katil. Gitmiş kadını öldürmüş, yakmış bilmem ne yapmış. Şimdi bak mesela. Şimdi mesela bu güzel mi? Güzel diyebilir miyiz buna? Ha? Güzel diyebilir miyiz? Hayır. Güzel diyemeyiz. Yok. Eyvallah. Yok hocam, yemeyiz. Nasıl diyeyim? Sağ olun, teşekkür ederim. Evet. İyidir hocam, durum iyi. İnşallah iyi. Gene şimdi serum devam edecek mi acaba? Evet. Peki. Bir an önce bir sinyali gönderelim. Tamam. Bir an bunu bir de hafif edelim. Tamam.
Yarın kan mı alacağız? Kan alacağız. Evet. Bence yarın beni göndereceksiniz. Bana öyle geliyor çünkü ben de kendimi daha iyi hissettim. İnşallah. Bu iki günde daha iyi hissettim. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Şimdi meseleyi anlayabildiniz mi? Bak. Biz o olaya güzel diyemiyoruz. Niye? Ya doğru değil. İyi değil. Adam iyi bir şey mi yapmış? İyi bir şey mi yapmış? Doğru bir şey mi yapmış? Hayır. O yüzden çirkin hatta kötü. Çirkin ve kötü. Estetik kategoriler böyledir. Şimdi bu bizim için bir olaydır yani aynı zamanda. Ya bunu bile tema olarak alabilir bir sanatçı. Toplumdaki şiddeti alabilir. Burada ne söyler? Şiddetin ne kadar kötü bir şey olduğunu söylemeye gayret gösterir. Ki insanlar şiddetten uzaktır. O yüzden sanatın işi budur yani. Sanat hep güzel olana gönderme yapar. Güzel olana gönderme yapar. Güzel olanın da iyiyle ve doğruyla gerçekleştiğini bilmek zorundayız biz. Bunu hepiniz bilmek zorundasınız. Kocaman adamlarız yani. Ben de bunu bas bas bağırıyorum size. Kaç senedir. Hele benim atölye öğrencimsiniz. Size daha çok bağırdım. Daha çok söyledim. Daha çok gösterdim. Sanat felsefesi dersini alanlar benden bir dönem aldılar. Ne kadar anladılar bilmiyorum. Tamam ezberlediler, ettiler. Şu bu belki de sınıflarını geçtiler. O dersi geçtiler. Öğrendiler mi ama ben pek zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Çünkü bu meseleler bu meselelerde ders şeydir, bir başlangıçtır, kapının açılışıdır. Bireyin, öğrencinin, öğrenenin dersi de baz alarak öğrendiklerini okumalar yapması, düşünmesi gerekir. Yani sanat yapıtı kolay gelmez. Öyle gökten zembille sanat yapıtı gelmez kimseye. Hiçbir sanat yapıtı gökten zembille gelmez. Onun içinde bir emek vardır, bir hayat vardır, bir yaşantı vardır, bir gözlem vardır. Efendim bir deneyim vardır yani birçok bakımdan. Birçok bakımdan. Aynen iyi bir doktor gibi düşünebilirsiniz yani. Yani iyi bir doktor nasıl olur yani? İyi bir doktor hemen mezun olur olmaz bir doktor hemen iyi bir doktor olabilir mi? Potansiyel olarak iyi bile olsa gene bir tecrübe gerekir. Zaman gerekir. Zaman gerekir. Yani hemen her şüphelendiği hastaya her teşhisine anında fokus fokus iyi edebilir mi? Araştırma yapması, yöntemler bulması, ilaçlar bulması filan. Böyledir. Sanat da böyledir aslında. Sanat da bak hepsi birbirine bağlı. Bak dikkat ediniz. Hepsi birbirine bağlı. Bak Aristo ne diyordu? Sanat diyordu. Sanat da tıp doktoru gibidir yani. Şeyi toplumu iyileştirirsin ya. Sanatla toplumu iyileştirirsin. Kendini iyileştirirsin. Ya bir sanat icra edersin, ona millet haz eder, doğruyu görür, mutlu olur, rahat eder falan. Eğer sanatın içinde güzel varsa, güzeli tarif ediyorsan, o topluma deva olur, deva deva. Fayda getirir, ilaç gibi. O yüzden Aristoteles ne diyordu? Sanat arıtır, arıtır diyordu. Sanat eğlendirir, sanat efendim öğretir. Arıtır, öğretir, eğlendirir. Üç tane bir şey biçiyordu. Ödev biçiyordu sanata. Yani sanat gerçekten toplumsal yaşamda ekonomi kadar, efendim işte güvenlik kadar, temizlik kadar, aklınıza getirin yani gıda, yemek, içmek kadar sanat da insanın ruhu bakımından, ahlakı bakımından güzeli ve doğruyu görmesi, anlaması, kavraması bakımından çok 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 önemlidir. Yani toplumların iyi sanatçılara sahip olması gerekir. Eğer bir toplumda sanatçı sayısı çok fazlaysa o toplum
psikopat bir toplum olmaz. Hastalıklı bir toplum olmaz. Güzele düşkün bir toplum olur. Bakınız ben bunu nereden çıkarttım biliyor musunuz? Ben yıllardır sergi salonlarına gidiyorum. Müzelere gidiyorum. Duyuyor musunuz beni? Beni duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Ben yıllardır müzelere gidiyorum, sergi salonlarına gidiyorum. Ben hiçbir sergi salonunda iki insanın birbiriyle kavga ettiğini görmedim. Boğaz boğaza geldiğini görmedim. Gırtlak gırtlağa bıçak çektiğini, tabanca çektiğini görmedim. Ne gördüm? Muhabbet, tartışma, felsefe, güzellik, gelecek, verimlilik, yaratıcılık vesaire. Bunların tartışmasına çok şahit oldum. Sıkı tartışmalardı. Ama kimse kavga etmiyordu. Sanatın icra edildiği mekanlarda bile barış egemen, barış, iletişim egemen. Bu bile yeter be insana. Bakın hele bir etrafınıza bakın. Hele şu an etrafımıza bir bakalım Allah aşkına. Memleket cehenneme dönmüş. Arabadan inen yol vermediği için birini öldürüyor. O onun çantasını çalıyor, o onun telefonunu çalıyor. O onun altınını çalıyor, o onun kocasını çalıyor, o onun karısını çalıyor. O onun arabasını çalıyor. Ben burada taşıyamıyorum artık, kirlendim. 10 gündür burada hastanede bir de televizyon açıp izliyorum ya. Berbat oldum, berbat. Berbat oldum. Ya bu toplum intihar ediyor. Bana öyle bir duygu geldi. Bu Türkiye toplumu sanki intihar etmek için uğraşıyor. İntihar etmeye çalışıyor. Herkes psikopatlaşmış. Herkes hasta. Herkes hasta. Diziler hasta. Filmler hasta. Söylemler hasta. Toplantılar hasta. Bu nasıl bir şey? Ben anlamıyorum. Anlamıyorum. İnsanın doğasına, insanın hakikatine, doğruya ters giden bir dünya şey. Bir dünya. Allah gençlere yardım etsin diyorum. Nasıl edecek onu da bilmiyorum. Yani çok dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Her konuda uyanık olmanız gerekiyor. Velhasıl kerem Atatürk güzel söylüyor o yüzden. Diyor ki sanata eksik olan toplumların hayat damarlarından biri kopuk demektir. Bu çok önemlidir. Bunu en iyi ne zaman hissedersiniz biliyor musunuz? Sanatın toplumsal gelişmede, bireysel gelişmede, ruhsal gelişmede nasıl bir katkı sunduğunu, nasıl bir pozitif etki yarattığını fark ettiğiniz an dersiniz ki Atatürk haklıymış. Gerçeği görmüş. Hakikaten sanat ve sanatsal yapıtlar toplumu hizaya getiriyor, ahlaka getiriyor, imana getiriyor, doğruya getiriyor, sağlıklı tutuyor dersiniz. O yüzden bütün bunları görmek, konuşmak, düşünmek iyidir. Sanatçı açısından da iyidir. Ne yapar? Bizi üreteni de, yani sanatçıyı da hizaya getirir. Bir anlamda. Yani seni sorumluluk sahibi yapar. Öyle çala fırça bir şey yaptım oldu resim, çala kalem yaptım oldu şiir, İki kamera salladım oldu film olmaz. Bu estetik kurallarına uymak zorunda. Estetiğin birinci kuralı ne? İyinin doğruda gerçekleşmesi. Bu ne demek? Hakikati dile getirecek. Sanat hakikati dile getirecek. Hakikat ne? Sana hoş gelen şey, sana güzel gelen şey, insana güzel gelen şey. Hiç öyle abartın, uzak yerlere, zor anlaşılır yerlere götürmek istemiyorum ben. Temiz söylüyorum. Sana hoş gelen, insana hoş gelen şey güzeldir. Seni mutlu eden şey güzeldir. Onu yayarsan, onu gösterirsen hem kendin için hem toplum için bir iyilik yaratmış olursun. Sanat bu yüzden gereklidir. Şimdi sizler de sanat öğretmeni olacaksınız netice itibariyle. Bu konularda en az benim kadar, en az benim kadar meraklı olmanız gerekiyor arkadaşlar.
En az benim kadar inatçı olmanız gerekiyor. Hatta beni geçmeniz gerekiyor. Beni arkada bırakmanız gerekiyor. Çünkü bu bayrağı size devredeceğiz biz abi. Bak, bu kıymetlidir ha. Vallahi ben bazen şöyle düşünürüm. Mesela insanlık için yararlı olan insanların keşke beyinleri çalışmaya devam etse. Ölmeseler. Mesela 3-5 dil biliyor adam. Şu adam 10 tane dil biliyor. Ay keşke o adam hiç ölmese. Ne kadar güzel. Adam mesela fizik profesörü. Felaket formüller, meseleler biliyor. Ay o adamın kafası keşke hiç ölmese. Yani yarardan yana bak, yarardan yana. Hep yarardan yana düşünüyoruz biz. Bu böyledir yani, kayıptır yani. O yüzden sahip olduğumuz fırsatları, zamanları, mekanları, nesneleri arkadaşlar iyi kullanmak durumundayız. İyi kullanmak durumundayız. Elimizden geldiği kadar tabii, ne yapalım? Elimizden geldiği kadar. Elimizden geldiği kadar. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Var mı soracağınız, söyleyeceğiniz bir şey? Teşekkür ederim hocam. Kendinize iyi bakın. Tamam, ben teşekkür ederim. Bu videoyu da eklerim birazdan. Haftaya inşallah görüşürüz. Yapacağınız işi biraz görmek istiyorum. Bakalım ne yapacaksınız.